Arem TV'den hepinize merhabalar. 14 Mayıs seçim tarihi yaklaştıkça partilerden de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Zaman zaman sürpriz isimler oluyor. Bugün açıklanan isimlerden biri 730 gündür adliye önünde adalet nöbetinde olan Şen Yaşar ailesi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şanlıurfa Adliyesi önünde 730 gündür annesi Emine Şen Yaşar ile birlikte adalet arayan Feriz Şen Yaşar mücadelesini artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürecek. Şen Yaşar Şanlıurfa'da HDP'den milletvekili adayı oldu. Medya skopa konuşan Feriz Şen Yaşar siyasete girmeyi ve milletvekili olmayı daha önce düşünmediğini ancak yaşadıkları sürecin kendilerini bu duruma getirdiğini söyledi. Feriz Şen Yaşar birçok partiden vekillik için teklif vardı. Ancak hem ailem hem de çevremizle yaptığımız görüşmelerde bu süreçte bize fazla sahip çıkan partinin HDP olduğu için oradan adayı oldum dedi. Feriz Şen Yaşar ailesi 4 Haziran 2018'de seçim çalışmaları sırasında esnafı ziyaret eden AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının Şen Yaşar ailesine ait iş yeri ve hastanedeki saldırılarında Hacı Enver Şen Yaşar, oğulları Adil ve Celal Şen Yaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirmişti. Olayda Mehmet Feriz ve Fadıl Şen Yaşar ile birlikte 8 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sırasında yaralanan Fadıl Şen Yaşar ve kardeşleri tedavileri devam ederken gözaltına alındı ve sonrasında Fadıl Şen Yaşar tutuklandı. Olayla ilgili yargılamada Fadıl Şen Yaşar'a 37 yıl 9 ay, AKP'li Yıldız'ın ağabeyi Enver Yıldız'a ise 18 yıl hapis cezası verildi. Adalet nöbetini sürdüren Şen Yaşar ailesi hakkında ise birçok soruşturma dava da açıldı. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra geldik bir haberimizin sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.